Özellikle İstanbul gibi bir şehirde okumak artık daha da zorlaştı. Yani kiralar olsun vesaire, hani iş imkanı olsun. İşte kirayı da beslemeyle hani genel olarak hani öğrenciyiz, hani gezip tozacağımız zamanlar da olacak tabii, hani imkanı yok, yetmez. Özellikle İstanbul gibi bir şehirde hayat da yetmez. Hani aburi sire sade hedinese de sire sade bir hazar da hazarci. Gele ki her insancı hatariye dene ama gele ki insan hene tenezin naki navijin ali aburi de emketine her avay da kadaha heye ama iro insan ki tene ve de bu kabit ser askeri ücreti emecin 5500 sadece iro kiraki emecin 2 artı 1 Türkiye hatta emecin kurdi ve kedem tkarın bahıvın iro 6000 kimtir tene iro insan ki 5500 bu kabit ne kadar aburiye kadar bazı bir ki hele de hep zaru kevi sabiyevi hebe, eğer biçi dıvistane, eğer ten dürüst yavi hebe, ev tef kadagana gene ki zure. Ve sebebi yürü sisteme. Sistem no her avay peşa insani de gire, vahabatkara de gire. Çünkü iro tev evperi hani embejin ye Türkiye her avayı derbaz nabi maya bin deyne ki her emazında de çi dervey volad ve para hata peyda de gittiğine nahaj edip yaşayız eyyete çekim ezini zanım emekliye çekim falan ama iro hedi trilyona maya bin deyne devlet naftevi de hata bi ki ye hocihi de ci em çi bikin em yekit yakva çekin em yekit yakva kurt bikin her avay em hanaz bikin aburya maraz bibe. Çalışıyorum malzeme, lokantada çalışıyorum. Kira ödüyorum. Bir de doğalgaz derken, evin eksikliği derken eve her zaman et getiriyordum. Şimdi ev ayda bir et eve getiriyorum mesela. Mesela krizden dolayı çocuk bakıyorum. Hem çocuk bakıyorum hem anneyim hem babayım valla. Tek başıma mücadele ediyoruz. Ekonomik sebebi yüzünden bir sürü eksikler var. Mesela ev kiraları ödeyemeyenler var. Sokakta kalanlar var. Ama ben hem çalışıyorum hem ev kirası ödüyorum hem çocuk bakıyorum. Yani zor durumlardan geçiyoruz yani. Her şey ekmeği dahi 5 lira yaptı. Ete, kıymaya, her şeye zam geldi açıkçası. Yani bunlardan dolayı ev kirası ödemek, eve yiyecek almak çok zor. Aldım askeri maaş bile yetmiyor. Kirada oturuyorum maalesef. 55 senede maliyeye kayıtlı esnaflık yapıyorum. Hala da yapmaktayım. Ayakta çok zor duruyoruz. Öyle böyle değil. Ben bu yaşa geldim, yaşım 74. Ben böyle bir rezillik daha hiç görmedim, yaşamadım yani. Yazık oldu. Bu ülkeye çok yazık oldu. Çok büyük talihsizlik. Ben bir an önce Recep Tayyip Erdoğan'ın burayı bırakıp gitmesini istiyorum. Yeter. Yaptığı yeter şimdiye kadar. Kenara çekilsin, torunlarına baksın. Ne gereği var artık? Fazla zorlanmaya gerek yok. Sayın Başkan, yapmayın artık. Bu millete bu kadar zulüm yeter ya. Sattığımız malı satıyoruz. Aynı fiyata yerine koyamıyoruz. Nerede bizim karımız? Ne oldu yani? Kar mı ettik? Satıyoruz, gidiyoruz. Sattığımız fiyatın bir üstünde mal alıyoruz. Yetişilecek gibi değil bu enflasyona. Ben böyle bir enflasyon hayatımda yaşamadım ya. Bu millet nasıl bunun peşine gidiyor? Hangi akıla hizmet ediyorlar? Ben anlamıyorum. Çözüm olarak bir an önce Tayyip artık bu işi bıraksın ya. Bırak ev yaptırmayı, sen iki tane çocuğa bile bakamazsın. Geçen gün onun münazarasını yaptık böyle. Herkes aynı ya. Mümkün değil ya, yapamazsın yani. Burada yaşamıyorum ama yani şimdi bir kriz var. Ben burada yaşamıyorum da yani insanları görüyorum. Orada da krizde etkilendi insanlar ama tabii devlet bazı önlemler alarak vatandaşlarını korudu biraz. Tabii ki en başta hükümete bağlıyoruz. Neye bağlıyoruz yani? Ekonomi politikalarını yani yürüttükleri ekonomi politikaları yanlış olmasa bu duruma gelmez herhalde ülke. İnşallah seçimde yeni bir yönetim gelir de bir millet rahat nefes alır yani. Başka bir çözüm önerisi yok yani. Başka ne çözüm olabilir ki?
Yani boğulmuyorsa değiştireceksin. Fakiriyem geçirmişti ben. Yani çeşitli. Evul oyu. İştine güçtine hem zor kapka dedik. Maçı. Biz de ne sali mematının bir. Ematın zarar ki melba ben oyu çakı. Memi de şıkarı sırtın zarar ki mecba metçun. Şıkar evlemiş bunu ba metçunun emmanın. Ulan çeva Brazil diye mematın. Emrazilin. Yani emmirin, emmerezi bu hayatım. Emravyon, emcibar askeri, emcibar devleti radyon. Khaniye meşşavutandın, ardi meşşavutandın, eşter becmali meşşavutandın. Yani em berbat kırın. Velatı hamcicine fakir bu, emcibar zunmi radyon. Velatı mece ardi mehebun, mülke mehebun. Muhamme hebun meşkavka dedikir. Emnego yani gel ki fakir emrızayı bu. Tecbaha bu ne? Geçme baha buyu meru ne makarı? Nani çiğ 5 milyon. Kim o baha buya? Ejder devlet erbiş, devlet ulutke. Yeri dugo yani hep kuru cibin, mecugum ranabim, emir derkevin, memali kaçtım, rafiyan. 7 milyar, kir alayımı, 8 milyar cidan, dugo bela derkevin, 8 milyar cidan, dugo bela şkani derkevin. Mene, hatta gulayım şkari yek dit. Kulik mecer dit. Abadırım kuru diyor, 4 milyara, 5 milyara. Aya kulüp kavat ama rüt çiğma. Meru karı kodi bıkın. Meru karı geçime kadar bas. Bir de devlet dedi ki kua bıgırı. Erzaniye bıkı ve şavaşı dayını. Ve avji hulu bıda. Kurda bitmiş abi. Bak, bak. Adam 50 kilo, 50 kilo bile yoktur. Mal gelmiş bu ya. Adamın aldığı şu verdiği paranın yarısını kurtarma şansı yok yani. Kurtaramıyor. Adam çağırıyor, kurda var diyor, gidiyorsun oraya. Adam diyor ki şu parayı 1 milyar vereceğim diyor. Bu bana ben 1 milyar verdiğim zaman ben buraya getiriyorum. 200-300 lira para atıyor. Demir düştü, burada satım düştü. Evli olsam geçinme şansımız yoktur. Bir kere oluyor dedim, geçinemiyorum. Kira, elektriği var, suyu var. Bunlar hepsi para. Şimdi mesela getirdim, 5 tane plastik kasa, 4 tane teneke. O da yukarıda şeyden aldım, Suriye'den oradan aldım. Onlar getirdim, 60-70 lira para attı. 70-60-70 lira da giderken işte yemeğidir, çayıdır, sigarasıdır. O para da bitti, yarın Allah kerim. Başta yiyecek bir şey mi yok kardeş? Markete gidiyorsun, bugün aldığın şeyi, bugün 15 alıyorsan yarın git 20 lira, 25 lira. Vallahi billahi ben dün bir poşet, 2 tane ekmek aldım. Neyse biraz söylemezsen, peynir miydi lazım, 200 milyon para tuttu abi. Sığdır muydur? Hadi geçin, nasıl geçeceksin? Geçin. Birikim yapamıyorum abi şimdi. Bu ayda birikim nasıl yapacağım? Bu krizde birikim yapma şansı yok. Zaten benim böyle bir durumum olsa, durumum olsa ben bu işi yapmam. Çeker giderim memlekete. Şimdi vakit geldik, boşalttık. Bir daha çıkıyoruz işe. Akşam saat 6-7'ye kadar dolaşacağız. Bir şey çıkarsa çıkar, çıkmazsa araba götürüp buraya bırakıp çekip evimize gideceğiz. Vallahi Raşak'a zulme ya Türkiye zulme. Raşak'a Türkiye tene. Türkiye zulme zor desti. Ben desti. Ya Türkiye habe. Durma Türkiye ne kaşa ana. Yala akumi, yali iş sayesi da tüştetine ki. Halk belangaza, halk fakir buya. Halk o deyre akub ki. Ama hana aha başın ne? Ama durma mey çabem nizami. Bu neden olan yönetimdir kardeşim. Bunun nedeniyle yönetimdir. Yani ülkeyi bu hale sokan o yönetimdir, ülkeyi yönetendir. Anlatabildim mi yani? Halkın bir sözü yok ki. Tek adam rejimi her zaman böyle zulümdür yani, hiç unutmayın. Hangi ülkeye giderseniz gidin, tek insanın rejimi budur. Yani bu ülke böyle gidilmez. Yani bu devrim olması lazım, bu değişmesi lazım, bu değişmesi olmaz. Yani bu halk kendi mantığını kullanacak, halk bu insanı değiştirecek yani içerisinde yeter. 20 yıl yedi, içti, gidi, çaldı. Yetmedi mi yetsin ya? Ya hayır yani her şey ya bir ekmek 5 lira olmuştur. Bir kira böyle bir yerde 3 lira 4 lira. Ya bir oda 2-3 liradır bu. Bir odanın kirası 3 liradır. Bir insan çalışmıyor ne yapacak? 5500 lira askeri ücret bir insan neyi verecek? Ha bu çocuğumu okutacak. Kendine mutfak ihtiyaçları mı görecek? Bu ne yapabilir bu adam? Yani 5500 lira ne yapabilir? Vallahi zordur. Ben inşaatçı adım günlük 500 lira gidiyordum, 400 lira gidiyordum, 300 lira gidiyordum. Bir buçuk ay oldu, ona da gidemiyoruz. Artık yani sağ olasın dost arkadaşlara idare ediyoruz. Olmasa da olmaz yani. Ha kendi ülkeme, kendi memleketime gitsem, kendi memleketime gitsem de bu olanlıkla yok yani. Orada da aynı.
Orada iş yok, güç yok. Yani ülkede bir şey kalmadı ki, her şey sattı gitti ya. Gelecek adım da aynı bu öyle. Yani gelecek adım düzelmesi zor olur. Kim derse ben geleceğim bu ülkede, yalan söyler.